Zigzag züp züp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, o onun felsefesi. Çalışır orman için, ailesi dostlarıyla. El ele hep birlikte, uba uba katıl sen de bize. Tembel çocuklar. Burada bağırıp durma. Zoe'yi uyandırıyorsun. Çığırt kalkmış. Kendini horoz zannediyor. Ding dong, ding dong. Bugün yapmam gereken çok iş var. O yüzden erken kalkmam iyi oldu. Bir an önce çalışmaya başlayayım. Değil mi benim küçük prensesim? Ding dong. Hadi sen uyu bebeğim. Yazmış. Babamın bize bu tür şeyler yazması hiç hoşuma gitmiyor. Ben de hoşlanmıyorum. Ama babam sabah erken kalktığı zaman böyle şeyler yapmayı seviyor. Bakalım bugün için neler planlamış. Zoe'nin alt bezleri yıkanacak. Ah, olamaz. Yine mi? Sebze topla ve o oradanı tetikle. Oradanı tetikle. Oradan dediği roket olabilir mi? Roketi, yani roketi ateşli mi demek istiyor acaba? Ha? Sebze topla ve odanı temizle diyor. Tabii başka işler de var. Sarayla birlikte yapacaklarınız. Zoe'nin mamasını hazırlamak. Bozulan akarsu çarkını tamir edip çalıştırmak. Oturma odasını el pompalı süpürgeyle temizlemek. Zoe'nin küvetindeki çatlağı onarmak. Mutfak zeminini paspaslamak. Öğlen uykusundan sonra Zoe ile ilgilenmek. Kileri temizleyip düzenlemek. Ah, bu resmen kölelik. Kusura bakma Marsu, şu an hiç sırası değil. Yapmamız gereken bir sürü iş var. Evet, çok doğru. Burada gerçekten köle gibi çalışıyoruz. Marsu. Onları bırakır mısın Marsu?
yiyorsa onları yedi. Babamın ne yazdığını bilmediğimiz için iş yapmamıza gerek kalmaz. Artık çok geç. Kağıtlarda ne yazdığını okuduk ve ben sebze toplamam gerektiğini biliyorum. Ama ben okumadım. Okuyan biri varsa şimdiden uyarayım. Sakın bana söylemeye kalkmayın. Yoksa çok kötü olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Allah'ım, bu evin hali ne böyle? Her yer pislik içinde. Zavallı bebeğim çok acıkmış olmalı. Onu doyurmam gerekiyor. Bakalım burada neler var? Süt tozu var. Diğer malzemeler nerede? Evet, biberon, pekala. Öğle yemeğimiz hazır sayılır. Geldim tatlım. Uyuz uyuyor. Rüyalar. Şimdi sıra üç küçük yaramazı bulmaya geldi. Bana bir açıklama yapmak zorundalar. Aile toplantısı. Tamam, bir saniye. İzin, bekleyemem. Olamaz, mesaj yazıyorum baba. Bak, gördün mü, kardeşini uyandırdın. Madem sen uyandırdın, uyutmak da senin görevin. Bu arada suç ortaklarına söyle, konuşacaklarım var. Ne? Kime? Kardeşin olacak yaramazlara. Uba! Süper Bibu kurtarmaya geldi. Isidor, görev raporu istiyorum evlat. Aile toplantısı, hemen şimdi. Bir dakika baba. İlk bırakan yarışı kaybediyor. Bu yüzden o bıra... Hemen şimdi diyorsam hemen şimdi geleceksiniz. Sizi bekleyemem. Olur şimdi. Üçünüz de beni çok büyük hayal kırıklığına... Şş, bağırma Zoe. Beni daha hayal yeni uyuttum. Evet, dinliyoruz. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız çocuklar. Size minik görevler vermiştim ama hiçbirini yapmadınız. Bir dakika. Neden bahsediyorsun? Bu sabah size... Masaya her biriniz için ayrı bir not kağıdı bırakmıştım. Biz öyle bir şey görmedik. Evet, görmedik. Olamaz, buraya bırakmıştım. O kağıtları okumadınız mı? Hayır, okumadık. Yoksa kesinlikle bahçeye gidip sebze toplardım ben. Evet, kesin yapardım bunu. Aferin, çok güzel. Ama size kızmayacağım. Çünkü o kağıtlarda yazılı olan her şeyi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Şimdi hepiniz iş başına. Hey! Eski şeyi tamir etmemi nasıl isteyebilir? Bu tür işlerden anlamadığımı bildiği halde bu görevi bana veriyor. Olamaz, hayır. İn oradan, hayır. Baba, dokunma ona, in aşağı. Baba! Çok güzel, artık usta bile olsan tamir edemem. Onlar senin değil. Bu kadarı yeter artık. Burası oyun bahçesi değil. Eşyalara dokunmayın. Lütfen onları durdurabileceğini söyle. Çok isterdim ama bu mümkün değil. Çıkın buradan. Hepinize söylüyorum, derhal terk edin burayı. Hadi, hadi. Herkes. Tam ders tatlar dışında. İki.
aynı gün içinde iki kez aile toplantısı. Bu kez gerçekten ileri gittiniz. Size küçük görevler vererek bana yardım etmenizi istemiştim ama siz ne yaptınız? Her yeri birbirine katıp tsunami çıkardınız. Modern dünyanın içinde uygar bir yerde yaşasaydık bunların hiçbiri olmazdı. Ne demek istediğini anlayamadım. Çok iyi anladığından eminim. Kanalizasyon ve musluk suyu olan yerlerden bahsediyorum. Kolombiya yerine Aliter 4 isimli uzay gemisinde yaşıyor olsaydık her şeyimiz otostatik olurdu. Statik mi? Otomatik demek istedi. Hı? Baba, kısaca şunu söylemeye çalışıyoruz. Burada bu şekilde yaşamak seninle annemin kararıydı. Bizim tercihimiz değildi. Bize sormadınız. Evet. Şimdi de bu hayat tarzının dayattığı bir sürü angaryayı yapmamızı bekliyorsun. Ama ben de çocukluğumda birçok iş yapardım. Sorumluluklarım vardı. Öyle mi? Robert amcamın kirli alt bezlerini yıkamak gibi bir görevin var mıydı? Ya. İlkel bir tuvalet çukurunu temizledin mi? Veya el pompasıyla çalışan bir süpürgeyle evin tozunu aldın mı? Ya da buharla giysilerini ütüledin mi? Toplamak zorunda olduğun sebzeleri bahçede mi yetiştiriyordun? Evet. Daha doğrusu sebzeleri buzdolabından en taze şekilde alıyorduk. Pekala, sanırım bu kadar sorumluluk size biraz ağır geldi çocuklar. Öyle mi? Demek öyle. Çok mu zorladım? Demek çok zorladım. Sevgili çocuklarım, söylediklerinizde kesinlikle haklısınız. Annenizle birlikte bir seçim yaptık ve şimdi sizden çok fazla şey beklediğimi fark ettim. Kendimi affettirmek için size bu hafta tek bir görev vermeye karar verdim. Tüm görevleri unutun. Bu hafta keyfinize bakın. Kızlar, bu gerçekten çok iyi oldu. Gidip biraz daha uyuyayım. Evet, çok sağlam oldu. Artık çalışacak. Nasıl buldun tatlım? Zoe! Olamaz! Sakın! Onlar çok tehlikeli Zoe! Bir daha sakın küçük balıklarla oyun oynama. Özellikle sivri dişli olanlarla. Tamam mı küçük prensesim? Hayır Zoe. Olamaz. Bakalım kim birinci olacak. Hayır, onlara kızmayacağıma söz verdim. İşte en sevdiğim şey. Harika. Biliyorsun oğlum, hava çok sıcak. Her gün duşunu yapıyorsun değil mi? Tamam. Isidor, oyun oynamayı bırak ve duşa gir. Hemen bak, sinekler üşüşmeye başladı. Düşündüğün gibi değil baba. Onlar benim arkadaşım. Her zaman ben ne dersem onu yaparlar. O sinekler arkadaşın mı? Evet. Şimdi görürsünüz siz. Bu hafta görevinizin olmaması evi istediğiniz gibi kirletme izniniz olduğu anlamına gelmez. Dayanamayacağım. Ubi bi. Baba. Ubi. Baba. Ubi bi. Oba. Ubi u.
Hoba 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 hoba. Bii. Hoba. Baba! Aa. Akşam yemekte ne var? Hayır! İpin ucunu bıraktı. Bir dakika sonra seninle ilgileneceğim tatlım. Evet, evet biliyorum. Kanadının hala çok acıdığını biliyorum ama bir saniye bekle. Arkadaşının tedavisini bitirin. Evet, şimdi derin bir nefes al. Bob! Bak Iris, ben artık sineklere fısıldayan adam oldum. Çok güzel değil mi? Hayır, bence değil. Anladım. Kanatlı böcekler dünyasında sözümün dinleniyor olmasını kıskanıyorsun. Hayır, sadece onları görünce midem bulanıyor. Uyumak için kendime daha sağlıklı bir yer bulsam iyi olacak. Tamam. Harika. Duydun değil mi Bibu? İstersen bu gece benim odamda kalabilirsin. Sara, bir an önce Isidore'u banyoya sokmamız gerekiyor. Bunu sen yapabilir misin? H-A-Y-I-R-A-B-E-N-A-R-A yapamam. Sara, artık fişi çeksen iyi olacak. F-İ-Ş-A-R-A nasıl ara çekilir? Burada rahat ve güzel bir uyku uyuyabilirim. İşte Bibi, burası benim yeni evim. İşler gerçekten çığırından çıkmaya başladı. Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Az önce ablanla konuşmaya çalıştım ama ne yazık ki bana söylediklerinden hiçbir şey anlayamadım. Bambaşka bir dil konuşuyor gibiydi. Evet, o bilgisayar dili konuşuyor baba. O zaman durum sandığından daha da kötü. Isidore da sineklerle konuşuyor. Onlarla arkadaş olduğunu söylüyor. Artık bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Hı? Az önce düşündüm de sabah bana küçük bir not bırakırsan rahatsız olmam. Anladığım kadarıyla Bayan Marsu da pek mutlu değil. Küçük Marsular sürekli oyunda. Bu yüzden her işi tek başına yapmak zorunda kalıyor. Tıpkı senin gibi. Tamam. Çalışıyor. Zamanım yok. Bibi!
Marsular durumu kontrol altına almış görünüyor. Galiba biraz ileri gitmişler. Aslında önemli olan işleri hep birlikte yapıyor olmamız. Neler o? Sinek bulutu. Neden buraya topluca geldiklerini anladım. Baba. İmdat, sinek saldırısı, evi terk edin. Saldırıyor. İmdat! Ay 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 ay. Neyse, en azından Isidor banyo yapmış oldu. Evet, bakın sinekler evi ele geçirdi. Evet, peki şimdi ne yapacağız? Olamaz. Aklıma bir şey geldi. Berbat kokuyor. Hadi Marsu, gönder şunu. İyi yolculuklar. Güle güle uzaylı arkadaşlar. Bir daha gelmeyin. Çebeke, çebeke. Tatlım, en azından araya sesli harf koyup anlaşılır olmaya çalışsan. Çabuk olmamız gerektiğini söylüyor. Evet. ÇKDSR. Kız kardeşim doğru söylüyor. Aferin, iyi iş çıkardın Iris. Şimdi içeri gidip temizliği bitirmemiz gerekiyor. Baba.